Değerli misafirlerimiz, sizleri ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi adına hürmetle selamlıyorum. ESAM Çarşamba Konferansı'na hoş geldiniz. Bu hafta değerli bir siyasetçi ve geçmiş dönemde Devlet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan, bu son dönemde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanı olan muhterem Nimet Baş'ı konferansçı olarak misafir etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Nimet Baş hanımefendiye lütfedip davetimizi kabul edip davetimize icabet ettikleri için sizlerin de hissiyatına tercüman olarak özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde organize edilen bir komisyon çok yoğun bir çalışma ile Cumhuriyet döneminde yapılmış olan darbe ve darbe teşebbüslerini inceledi. Biraz sonra herhalde lütfedip açıklayacaklar. Belki binlerce kişiyi, belki binlerce birkaç bin dokümanı inceden inceye incelediler ve bu bir doküman haline gelmiş durumdadır. Malum 27 Mayıs 1960'ta bir darbe ve onun ardından bir darbe teşebbüsü oldu. Şubat ve Mayıs 1963'te 12 Mart 1971 yine bir darbe gibiydi. 12 Eylül 1980 bir darbeydi. 28 Şubat 1997 yine bir darbeydi. Şimdi bu darbenin mağdurlarından birisi de bendenizim. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra bir grup arkadaşımızla beraber yaklaşık 10,5 ay kadar tutuklu kaldık. 5 yıl Mamak'ta mahkemeye taşındık. 28 Şubat'ta da bendeniz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ydım. 54. Erbakan hükümeti içerisinde. İşte bunlar inceden inceye bu komisyon tarafından incelendi ve adeta tarihe mal oldu bu. Tarihi hafıza fevkalade önemli. Maalesef uzun yıllar biz bunları ihmal ettik ve bu çalışmalar neticesinde vesayetçi anlayışların tasfiyesi, bu fevkalade önemli, millet iradesine sahip çıkılması için bu çalışmalar yapılmıştır. Biraz evvel kendilerine de arz ettim. Bendenizin kanaatine göre mecliste yapılan bu çalışmanın en önemli olan bölümü hakikaten meclis millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakikaten millet iradesini açıkça ortaya koymuş olmasıdır. Geçmiş dönemlerde mecliste komisyonlar bazı askeri bürokratları davet ediyorlardı. Adamlar lütfedip gelmiyorlardı. Ki bunlardan bir tanesi jandarma genel komutanıydı. Bunu gayet iyi hatırlıyorum. Ancak şimdi meclis hakikaten iradesini açıkça ortaya koymuştur. Bu Türkiye'nin demokratikleşmesi bakımından fevkalade önemli olarak görüyorum. Tabii bu çalışmayı yöneten Nimet Hanımefendi'ye de özellikle bu çalışmalardan dolayı tebrik ve teşekkürlerimi de arz ediyorum. Efendim darbe alışkanlığı bildiğiniz gibi Osmanlıların son döneminde oldu. O dönemde de özellikle İttihat Terakki ile başlayan oradaki asker ve sivil bürokratlar Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek için hem de dış kötülerle de işbirliği yaparak bazı çalışmalar yapıyor idiler. Ve o zaman Abdülhamit Han'a karşı yapılan itham, kullanılan kelime aynen bugünkü gibi irticaydı.
Abdülhamit Han da irtica ile suslanıyordu. Demek ki irtica sözü muhalif bir grubu itham edeceksiniz. En kolay kullanılacak itham aracı irtica. 1908'de meşhur bir şairimiz var, Hiciv şairi Eşref. O bir beytinde diyor ki, dolanıp durma derununda, yıkıl git, yoksa mürtecidir diye ey gam seni ihbar ederim. O zaman da demek ki mürteci itham aracı olarak kullanılıyormuş. Tabi o dönemde ordunun bu tip siyasete girmesi Osmanlı Devleti'nin yıkılışının ana sebeplerinden birisi oldu. Ancak Türkiye'de de Cumhuriyet döneminde arda arda yapılan bu askeri darbelerle maalesef silahlı kuvvetler de siyasetin içerisine sokuldu. İşte biraz evvel bahsettim. Bunlar arasında 28 Şubat darbesi belki bu darbeler arasında en iyi organize edilen, en kapsamlı ve bir de en zararlı olan darbelerden bir tanesidir. Cuntacılar ve dış güçler Türkiye'de gerek siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda meydana gelen milli ve bağımsız çizgideki müsbet gelişmelerden fevkalade ürktüler, rahatsız oldular. Yanlarına aldıkları medya, sermaye, bürokrasi, gazetelerin beşli çete diye adlandırdığı Odalar Birliği, TİSK, Türk İş, DİSK ve TESK koalisyonu ve o arada da maalesef yargının bir bölümü, bunlar baktılar ki kendi kontrolleri altındaki güçlerin yavaş yavaş elden gittiğini görünce koalisyon olarak bu darbelere tevessül ettiler. Bu darbelerde de irtica ve laiklik ihlali gerekçe olarak gösterildi. Biraz evvel de arz ettim. Mağdurlardan bir de ben Deniz'ydim. 54. Erbakan Hükümeti'nin Enerji Bakanı olarak bize de yapılan itham aynı şekilde irtica ve laiklik ihlaliydi. Şu sorumuza o dönemde hiç cevap veren olmadı. Neydi soru? Evet, laikliği ihlal diyorsunuz. Bizim o sırada 4 milyon civarında üyemiz vardı. Acaba bu 4 milyondan bir teki için laikliği ihlalden dolayı açılmış bir dava var mıdır? Öyle bir dava da yoktu idi. Şimdi maalesef sivil güçlerin desteğiyle maalesef bunlar oldu. En son cümle olarak şunu arz edeyim. Muhterem misafirimizin vaktini fazla kullanmamak için Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak ne diyordu basın toplantısında? Bize yaranmak için kimler gelmedi bize? Aklınızın almayacağı sayıda medya mensupları, yüksek bürokratlar vesaire vesaire. Ve onun ardından da diyor ki bu darbe fevkalade faydalı olmuştur. Eğer bu darbeyi yapmasaydık 18 Nisan seçimlerinin neticesi böyle mi olurdu? Bu beyanat üzerine ben meclis grubunda şöyle bir konuşma yapmış idim. Bu söylenenler iki yönden anayasa ihlali, darbe yaptıklarını söylüyorlar. İkincisi, bu yaptıklarıyla bir seçimin neticesini değiştiriyorlar. Her ikisi de anayasa suçudur. Savcıları göreve çağırıyorum dedik. Ama hiçbir savcı da bu işe el atmadı. Efendim ben tekrar muhterem misafirimize teşekkürlerimle sizin de hissiyatınıza tercüman olarak mikrofonu kendilerine arz ediyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Genel Başkan. Çok değerli konuklar. Çok Türkiye'de her şeyin kısa ömürlü olduğu ve genellikle tutarlılığın olmadığı
göz önüne alırsak ESAM gibi çok uzun yıllardır kendini yaşatmayı başarmış bir kurumda, ilkeli bir yerde önemli bir konuya ilişkin aldığım bu davetten dolayı doğrusu çok gurur duydum. Sayın Kutan benim bütün hayatım boyunca doğrusu hep iyi yönleriyle hatırladım ve gerçekten de bu manada hem zarafetiyle hem meselelere bakış açısıyla hem yönetme kabiliyetiyle örnek aldığım insanlardan birisi. Bir kez daha beni burada ağırladığınız için, ev sahipleriniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Öncelikle mecliste gerçekten darbeler ve demokrasiyi kesintiye uğratan süreçler, muhtıralarla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmuş olmasını demokrasimiz açısından ben de çok önemsiyorum. Zira millet iradesinin hedef alındığı bir konudur darbe ve muhtıra. Dolayısıyla millet iradesinin tecelligahı olan bu makam ilk kez kendi iradesine sahip çıkmak adına bu meseleleri hem çok yönlü araştırmak hem de bütün yönleriyle ortaya koymak, en azından bundan sonraki süreçlerde toplumsal bilincin artırılması adına önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz, ümit ediyoruz. Her şeyden önce darbeler dediğimiz zaman ben de çok kısaca Sayın Başkan'ın çok gerçekten önemli ve anlamlı bir özetini çıkardı. Türkiye bir darbeler tarihidir aynı zamanda. Yani bu darbeler tarihine ne yönelik bir bakış ortaya koymadan nasıl olduğunu anlamamız, belki de bundan sonraki kuşaklara yönelik neyi nasıl anlamamız gerektiği konusunda bir veri oluşturur diye düşünüyoruz. Osmanlı Devleti gerçekten bir cihan imparatorluğu, çok büyük bir devlet ve çok hızlı bir çöküş döneminden sonra kaybettiği, yani 5 milyon kilometre karelik büyük bir toprağın ve nüfusun kaybından sonra çok dar, kritik, jeostratejik açıdan da daima güvenlik endişesi olan bir bölgede genç bir cumhuriyet olarak kuruluyor. Elbette bu topraklarda belki de en belirgin olan bu coğrafyada kendi dedelerimizle tanıklık ettiği için Birinci Dünya Savaşı'nın birinci derecede tanıklarından dinlemiş nesliz biz de. Yani genç bir cumhuriyetiz bu anlamda. Dolayısıyla güvenlik kaygısının önemli olduğu ve güvenlik kaygısının da sürekli beslendiği bir coğrafya burası. Beslendiği diyorum, gerçekten bir güvenlik kaygısı var ama bu güvenlik kaygısı iki aşamalı ele alınmalı. Bir dış tehdit, ki dünyanın pek çok yerinde, pek çok gelişmiş demokrasisinde olmayan ama ülkemize özgü iç tehdit kavramı, yani iç güvenlik kavramı. İşte sorun burada başlıyor. Yani iç güvenlik, iç tehdit kavramı da büyük bir imparatorluk yıkılırken farklı etnik yapılar, farklı dini inançlara sahip insanlar Osmanlı'da barış içinde yaşarken birdenbire ulus devlet anlayışına geçilen süreçte aslında, yani Türk ve Müslüman olmayan, belli şablonlar içerisinde olmayan, yine bunları olmakla birlikte resmi ideolojinin çizdiği çerçeveye uymayan her bir vatandaş da aslında bu ülkenin iç tehdit kavramının muhatabı oldu. Doğrusunu isterseniz dediğim gibi, yani bizim dedelerimiz Kurtuluş Savaşı'nda bulundular. Dolayısıyla büyük bir imparatorluğun kaybı karşısında belki cumhuriyeti kuranlar yeni bir ulus devlet inşa etme sürecinde böyle bir felsefeyi benimsetme konusunda tutarlı bir politika izlemiş olabilirler. Ama asıl olan bu topraklarda yaşayan herkesin o kadar büyük bir imparatorluğun yıkılışında duydukları üzüntünün yasının tutulmasına izin verilmeyiştir. Biz bu ülkede kendi yasımızı tutamamış bir toplum olarak başladık. Ve geçmişimiz de barışık değil. Geleceğe dair aktaracaklarımız da haliyle sorunlu oldu. Dolayısıyla Bismillah'ımız böyle oldu. Bir açıdan baktığımız zaman, yani felsefi olarak, zihinsel olarak bütünüyle reddettiğimiz Osmanlı aslında tüm kurumlarıyla da cumhuriyete devroldu. Bu komisyon çalışmaları esnasında ne kadar asker, Osmanlı Devleti'nin askeri, Cumhuriyet döneminin ordusunda asker, ne kadar memur geçti diye baktığımızda %96'sı geçmiş. Yani devlet memurlarının Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçen oranı %96. Yani aslında biz
bu toprakların ve bu topraklardaki tüm yönetim sistemlerinin mirasçısıysak hepsine sahip çıkmamız gerekirken, zihinsel bir redle ve bu toplumun değerleriyle kavgalı bir şekilde başlamış oluyoruz. Bu benim kişisel analizim ve yorumum. Yani bu kısmı bir değerlendirme olarak geçiyorum. Dolayısıyla güvenlik kaygısı önce işte bir şekilde kalkışma yapan işte Kürt isyanlarıyla birlikte belli topraklarda belli etnik yapılar, zamanla işte Ermeniler 1950'li yıllara doğru giderken azınlıklar devamında ve her zaman dediğiniz gibi daha dindar olmak, mürteci olmak, yani devletin yönetiminin dini temellere dayalı bir anlayışı getirme algısı. Gerçekte böyle bir tehdit olmuş mudur dersek, tabii ki tarihçiler bunu çok analiz edecekler, ettiler de. Ben de bu komisyon çerçevesi içerisinde böyle bir tehdidin olmadığını, bunun üretildiğini söyleyebilirim. Ama sadece bu tehdidin değil, komünizm tehdit ve tehlikesinin de aslında üretilmiş olduğunu zaman geçtikten sonra ve biz aslında hem tarihimizi hem geçmişimizi hem de yaşadıklarımızla yüzleşirken gördük ki birçok şey bu ülkenin kozmik odalarında, sosyal yapıdan uzak laboratuvarlarda üretilmiş riskler ve tehdit algılarıydı. Siyasi suikastler de böyle işlendi. İnsanlar da böyle yaftalandı, böyle ayrıştırıldı. Ben bugün buraya 28 Şubat sürecini anlatmak üzere davet edildim ama 1960 yılından başlayarak bir analiz yaptığımız zaman bütün darbeler bir şablon çerçevesinde gerçekleşiyor. Ama önemine binaen şöyle özetlemek gerekirse, 1960 darbesinde ülkenin başbakanı ve bakanları asıldılar. Ama tek bir siyasi parti kapatıldı, Demokrat Parti. Onların milletvekilleri alındı. O günde üniversiteler darbecilerin yanında hizalandı. O günde iş dünyası darbecilerin yanında hizalandı. Medya onun yanında hizalandı. Bu ülkenin en büyük problemlerinden bir tanesi de demokratik bir toplumu inşa etme yolundaki sivil kurumlarımızın oluşmamasıdır. Yani her zaman halk sessiz kaldı, siyasetçi sessiz kaldı deniyor. Normalde bu mekanizmalar tüm dünyada bu tip kurumlar eliyle gerçekleşir. Bizim belki de niye bu sivil toplum ses çıkarmadı, 60'tan başlayarak söylemek gerekirse, yani Osmanlı'da sermayenin oluşumunun ekonomik sistem içerisindeki algısı da farklı, siz daha iyi bilirsiniz. Ekonomik değerlendirmelere girmeyeceğim, raporla ilgili de çok kapsamlı ele aldık. Ama sadece devlete eklemlenmiş bir sermaye grubu var. Devlete eklemlenmiş sermaye grubunun basını var. Yine o sermaye grubunun sivil toplumu var. Dolayısıyla devletin çıkarıyla sermaye gruplarının çıkarı, çıkar gruplarıyla devletin çıkarı sürekli örtüştürülmüş veya politik olarak böyle izah edilmiş durumda. Dediğiniz gibi bu çıkarların dengesinin bozulduğu bir dönem. Gelmeden önce de konuştuğumuz, yani işçiye daha çok hak verdik ama yine Türk İş gitti bu eylemde bulundu. Yani burada aslında temsil ettikleri kitlelerin sözcüsü değil bunlar. Temsil ettikleri kitlelerden kopuk işçi sendikasıdır. Ama sadece başına gelen kişi 30 yıl, 40 yıl başında kalabilir. Çünkü onun seçim sisteminden tutun da onun orada kalabilmesi de bu devletin derin anlayışının icazetine bağlıdır. Dolayısıyla bu anlayışı tasdik etmeyen hiç kimse de orada olamaz. 1960 darbesinden hemen sonra yargılama diyemeyeceğimiz bir sahne Yassıada da yaşanıyor. Ama o gün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi hocaları uçağa dolduruluyor, buraya getiriliyor ve yeni bir anayasa yapmak üzere görevlendiriliyorlar. Aynı tablo 28 Şubat'ta cemselere doldurup onbaşı eşliğinde genelkurmaya briefinge götüren yargıçlarda görüyoruz. Ülkenin adalet sisteminde belki de en dirençli grubu olmasını düşündüğünüz yargı ve yargıyı oluşturacak hukuk entelektüellerinin de darbecilerin cehennemine odun taşıdıklarını düşünürsek, biz hakikaten bugün geldiğimiz noktada eğer bu ülkede devlet diye bir mekanizma varsa, bunu çok söylüyorum, her yerde söylüyorum, bu milletin devlete ne bağlı olması ile ilgilidir. Yoksa bu devletin kurumlarının ve kişilerinin bu millete sadakatiyle hiç bilgisi yoktur. Yani bu millet eğer ordusuna her şeye rağmen güvenmeye devam etmişse eğer,
oraya peygamber ocağı değil, askerine Mehmetçik diyen milletin iradesiyle ilgilidir. Yoksa bu kurumların başındakilerin zerre-i miskal millete ve millet iradesine saygısı yoktur ve olmamıştır. Dolayısıyla buradan baktığımızda 1980 darbesine geldiğimizde bir günde Anayasa Mahkemesi 17 siyasi partiyi kapattığını, bütün siyasi liderleri gönderdiğini, 71 muhtırasına girmeyeceğim, hepsi hakkında ceza işlem başlatıldığını, siyasi yasaklar getirildiğini ve uzun her 10 yılda bir de demokratik toplumu inşa edecek siyasi partilerin bütünüyle yok edildiğini düşünün. Sıfırdan başlandığını. Yani bir sivil toplum kuruluşunun başında 30-40 sene yaşatıp başında da bir başkan tutan bu ülke, bu devlet, bu ülkede demokrasiyi yeşertecek siyasi partileri sürekli budadı. Çok yönlü bir yıkım ve kıyım 12 Eylül elbette. Hem cezaevleriyle, işkencelerle, gözaltına alınan insan sayısıyla ve toplum o dönemde de 3 ayrı, yani Demokrat Parti döneminde 60 darbesinde iç tehdit algısı olarak daha muhafazakar bir kitle hedef alınmışken 1980'de buna bölücülük, solcular, aşırı milliyetçiler vesaire gibi gruplara ayrıldı. Aslında devlet kendi ürettiği iç tehdit algısı üzerinden yeni güvenlik konseptleri inşa etti. Güvenlik konseptleri de Türkiye'de, Türkiye yönetenlerin düşündüğü şeyler değillerdi açıkçası. Yani başka mekanizmalar içerisinde düşünüldü ve planlandı. Dolayısıyla NATO çerçevesi içerisinde oluşturulan Seferberlik Tetkik Kurulu ve onun bünyesindeki tüm çalışmalar açıkçası Türkiye'de birçok meselenin aydınlatılması açısından çok daha fazla üzerine gidilmesi gereken hususlardan birisi olarak raporda tespit ettik ve araştırma konusuna getirdik. Şimdi burada tehdit algıları böyleyken ve her anayasada, aslında 1960 darbesinde her yapılan anayasada yeni kurumlar oluşturuldu. Ve bu oluşturulan kurumlar vesayetçi sistemin kurgulanması açısından sabit kılmaya çalıştı. Yani devletin kendisinin barışık olduğu, yönetmeye uygun gördüğü, kendi icazet verdiği kitlelerin daima yönetimde kalması için bir sistem planlandı. Fakat 60'ta bazı şeyler eksik bırakıldı ki 71'de yeniden bir muhtıra. Ama onu taçlandıran, tamamlayan 1980 darbesi ve 82 anayasası oldu. Öyle bir anayasa inşa edildi ki adeta yok yok. Hayata dair her şey planlandı. O planlama sadece anayasayla sınırlı kalmadı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayıda kanunu o dönemde çıkarıldı. 2000'e yakın kanun çıkarıldı. Bir büyük temel kanun. Sağlıktan eğitime kadar. Artık devlet sizin adınıza ne yapılması gerektiğini ve hangi kurumlar kanalıyla yapılması gerektiğine karar verdi. 1982 Anayasası'nda da nitekim 60'tan itibaren gelen, değiştirilen millet iradesinin nasıl kullanılacağını, aslında kimlerin yetkili organ olduğu, bir nevi parlamentoyu bypass eden bir anlayış kurgulandı ve inşa edildi. Artık sivil, demokratik bir toplumda bir birey olarak farklı düşünmenize ve bunu ifade etmenize olanak sağlayacak bir sistem yoktu. Deniyor ki 28 Şubat aslında darbe midir, değil midir, post mudur, değil. Yani 28 Şubat'ta bir bildiriyle televizyon kuruluşlarına falan el koymaya gerek yoktu ki. Yani zaten sürekli ve daim kılınan bu vesayetçi anlayışla gereken kurumlar devreye sokuldu ve sivil demokratik sistem bırakıldı. Yani bir şekilde zaten bunu başardılar, fiilen darbe yapmak ve yönetime el koymak gibi bir şey yok. Yönetime el koydular. Hani bir kere, yani darbenin tanımlanmasına geldiğimiz zaman iktidarın güç kullanılarak veya güç tehdidi altında yasal olmayan yollarla uzaklaştırılmasıysa, eğer tanım buysa, 28 Şubat'ta bu yapıldı. 28 Şubat neden önemli bir darbe? Fiilen bir darbe gerçekleşmedi belki. O yüzden de hukuk çerçevesinde olduğumuzu zannettiğimiz, hukuk devletinde yaşadığımızı zannettiğimiz bir dönemde hukukun tamamen askıya alındığı ve hukuki hiçbir mücadelenin yapılamadığı bir dönemi yaşadık. Bir darbe olduğu zaman kendi hukukunu da oluşturur. Kendi hukuku içerisinde de şikayet yolları vardır, itiraz yollarınız vardır. Dolayısıyla mevcut demokratik bir hukuk devleti sürüyormuşçasına adeta bir oyun şeklinde devam etti.
İkincisi şu açıdan çok önemli. Her darbe sonrasında demokratik sisteme geçiş konusunda hız kazanırken 28 Şubat 1000 yıl sürecek söylemiyle adeta toplum üzerindeki tetiş ve korkunun bu artık yani hiçbir zaman çözümlenemeyecek bir konu gibi topluma daha doğrusu sunulması ve 10 yıla yakın bir sürede bu fişlemelerin, bu algıların sürdüğü ve sürdürüldüğü bir korku dönemi inşa edildi. Dolayısıyla toplumun her manada da sosyolojik anlamda söylüyorum psikolojisi bozuldu. Bu kadar uzun sürdüğü için. Yani biz hangi dönemi yaşıyoruz sorusunu sorduğunuz zaman şimdi bugün bunlara postmodern darbe veya darbe diyebiliyoruz ama biz o günkü koşullarda hepimiz hukuk çerçevesinde mücadele ediyorduk değil mi? Ben de bir ceza avukatı olarak ve bu alanlarda Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 28 Şubat dönem mağdurlarına avukat olarak mücadele ettiğimde gerçekten kanunda yazılı bir şey talep ettiğimiz zaman yani bunun olması gerektiğine inanıyorsunuz. 2 kere 2 4 hukuk bir matematik kadar mantık çerçevesinde hareket etmeye gerektirirken hiçbir hakkımızı arayamıyor, hiçbir hukuksuzluğa karşı mücadele edemiyorduk. Sayın Başkan'ın az önce söylediği gibi bu bir suçtur, darbe suçtur diye ilan ettim ama tek bir savcı harekete geçmedi. Her zaman vesayetçi sistemin yanında kurgulanmış bir yargımız vardı. Dolayısıyla böyle bir ülkede elbette ki hepimizin eli kolu kan içerisinde kaldı ve mücadelemiz o anlamda belki de hepinizin, sizlerin daha çok bu döneme kadar da geldi. 28 Şubat yine çok önemli ve ağır bir darbedir. Birçok manada öyledir. Çünkü bu ülkenin samimi sıradan dindar insanları fişlendi. İlk kez 6 milyon insan fişlendi. Bu millet kendisini oluşturan tüm değerleri kendine düşman etti. Dolayısıyla karşılıklı çatışmanın en gerildiği dönem olmasına rağmen aslında fiziki ve sıcak bir sokak çatışmasının hiç olmaması yine bir kez daha söylüyorum bu milletin devletine olan inancıdır. Hani yıkılmadıysa, yerinde kaldıysa bu olmuştur. Elbette içinden geçerken bu tehdit ve tehlike algılarının gerçekte olup olmadığına da dönüp baktık komisyon olarak. Yani gerçekten de samimiyetle söylüyorum. Bu ülkede gerçekten bir söylendiği gibi radikal siyasal İslam veya irtica adı altında tanımlanan bir tehdit ve tehlike var mı? O ad altında gösterilen örgütsel şemaların bile her şeyin aslında tam bir kurguyla planlandığını da gördük. Dolayısıyla toplum önce bir tehdit üretiyor, daha doğrusu devlet. O tehdit ve tehlike algısına uygun bir yönetme vesayetçi sistemi kurguluyor. Çoğu zaman bu oyunun içerisinde olmayan sıradan vatandaş da bunun mağduru oluyor. Bugün baktığımız zaman bu fişlemelerde biz de tabii çoğunu göremedik ama istediğimiz şuydu. Özellikle mağdurlara ilişkin bir komisyon kurulsun ve bu listeler yayınlansın. Çünkü hangi devlet memuru işten atıldı bilmiyor. Kimin işine son verildi bilmiyor. Özellikle ordudan atılan ve yaş kararlarıyla atılan gerekçelerin hiçbir zaman kendilerinin bilemedikleri bazı hususları maalesef komisyon raporu yayınlandıktan sonra mağdurlar okudular. O benim diye. Bir hava kuvvetlerinden bir görevli kızına Rüveyda ismini koyduğu için işten atılıyor. Bir başkası evinde Kur'an-ı Kerim ve Allah yazılı hat bulundurduğu için işten atılıyor. Bütün bunlar hakikaten bunları yaşadık mı dedirten ve bu da mı olur dedirten olaylar oldu. Doğrusu bazı şeyleri tahmin eden birisi olarak beni dahi büyük bir derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Zira şunu anladım ki 1960'tan başlayarak dedim ki yani bu ülkede yaşayan herhangi bir vatandaş hangi görevde olursa olsun bir evde Müslümanlığın evinde Kur'an-ı Kerim olmasının dan doğal ne ya bunu nasıl böyle algılayabilir? Bu soruyu kendime çok sordum samimi olarak. Ve daha sonra şunu düşündüm 1960'tan itibaren askerin daha seçkin kendi birimlerinde lojmanlarında halkla temas etmeden belli bir şablonda yetiştirilmelerinin aslında milletten bu kadar uzak tutulmalarının da bir manası olduğunu,
bunun da kendileri açısından anlamlı bir hizmet olduğunu ve bu amaca hizmet etmek üzere kurgulanmış, kendi toplumundan uzak ve bugün yaşadığımız toplumsal olarak bedelini hepimizin hep birlikte ödediği dönemlerin faturası. 28 Şubat aynı zamanda sadece ve sadece bir siyasal kurgu değildi. Sayın Başkan da söylediği gibi ucunda çok ciddi uluslararası dengeler ve ekonomik çıkarlar olan bir kurguydu. Ve bunun sonucunda el değiştirilen sermayeye, batan bankalara ve ekonomik sonuçlarına odaklandığımızda hiç de sıradan bir operasyonel işlem olmadığını görüyoruz. Sonuçlar itibariyle bedelini Türkiye ödedi elbette. Raporun geniş bölümlerinde ele aldığımız için, yani ekonomik boyutlarına çok girmeyeceğim ama sanıyorum Sayın Başkan konuşma süremin yarım saati aştı mı bilmiyorum. Genel olarak bir toparlama durumuna, evet, belki soru cevapla devam edebiliriz. Bir her şeyden önce bu büyük bir haksızlıktı. Millet topyekün iç tehdit algısı içerisinde alındı. 28 Şubat sürecinde toplumun tamamı hedef alındı ve sadece belli kesimlerdeki çıkar gruplarına hizmet edecek bir anlayışın uzun sürede ülkede kurgulanmasına yardımcı oldu. Bu sadece askerlerin kurguladığı bir şey değildi. Elbette Sayın Başkan da söylediği gibi en başta 28 Şubat'ın en önemli aktörleri medyaydı. Medya ve patronları, aynı zamanda banka patronlarıydı, aynı zamanda devletten ihale alan gruplardı. Dolayısıyla Türkiye'de bu anlamda hukuk çerçevesi içerisinde adil olan bir ekonomik gelişim, gelişmiş bir demokrasi, tüm dünyayla barışık bir dış politika benimsenmesi elbette düşünülemez. O dönemde ben hangi konularda genç sorular verilmiş Refah Yol döneminde diye baktığım zaman da en ağırlıklı konuların dış politika olduğunu gördüm. Biraz öncesinde buraya gelmeden önce konuşurken Ganushi'den bahsediyorduk. Bugün Ganushi ile herkes görüşüyor ama bugün Ganushi görüşmesi nedeniyle genç soru verilmiş dönemin Dışişleri Bakanı hakkında. Tutanakları okurken dedim ki tarih bugün neri bize gösterdi. Gerçekten o dönemde sırf görüşme yaptığı için Türkiye'de Dışişleri Bakanı hakkında genç soru verilmişken bugün onlar o ülkelerin cumhurbaşkanları oldular ve herkes görüşüyor. Zaman bu anlamda her ne kadar birçok insanı öğütmüş olsa da doğru ve onurlu bir duruş sergileyen başta milletimiz olmak üzere bu siyasi çizginin geldiği nokta hepimiz adına gurur vericidir. Ben dönemin siyasi aktörlerini, özellikle Sayın Başkan da dahil olmak üzere komisyonumuzda dinlerken her şeyden önce şunu fark ettim ki bugün dahi subjektiviteden uzak, adalet duygusu yerinde ve yaptıklarını ve ödedikleri bedeli öne çıkarmaksızın yine geleceğe dair bu millete güven, bu ülkenin geleceğini yeniden inşa etme adına ümitli konuşmalarını dinledim. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan, sizlerle bu konuda konuşmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Teşekkür ediyorum.